Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber yeni bir Forza Horizon 5 videosu çekeceğiz. Bu videomuzda amacım ilk önce stok halinde olan bir arabayı kullanıp mesela bu arabamızda görmüş olduğunuz üzere M2 olacak. Oldukça iyi bir araba, 2023 model bir araba. Bunu ilk önce Goliath yarışında göreceğiz. Stok haliyle olan performansı nasıl ona bakacağız. Ondan sonrasında da gidip aracın eksiklerini daha iyi anlayacağımızdan dolayı modifiyesini de ona göre yapacağız. Ayrıyeten tabi modifiyeli halinde küçük bir gezintiyle nasıl olduğunu sizlere gösteririm. Şimdi lafı uzatmadan yarışa geçelim. BMW M2 sevdiğim bir araç. İlk başta tipini çok fazla yadırgamıştım. Ama BMW'nin şöyle bir özelliği var bence. Yeni tasarımını bir şekilde, yani BMW'yi sevenler kabul ediyor. Yani yadırgamamaya başlıyorsun. Bana belli bir süre sonra gerçekten gözüme çok fazla hoş gelmeye başlayan bir araba oldu. Zaten inanılmaz yani, bu arabayı sevmeyen taşa döner. Çok uzadı, haydi haydi. Evet, aracımızın stok haliyle hızına bakalım. Stok haliyle 300 kilometre hıza çıkabiliyor. 6 vites bir araba. 6 vitesmiş kendisi de. Oldukça iyi. 0-100'ü değil de 0.97'si var. 0.97'si 4.2 saniye. O zaman ne oluyordur? Yani 0-100'de tahminen 4.3 saniyedir. 0-161'i ise 10.3 saniye. Yani 0-200'ü de bir 12 saniye falan var. Oldukça güzel bir araba. Bakalım nasıl bir performans sergileyeceğiz. Stok haliyle yarışı kazanabilecek miyiz? Bu sefer işi tersten yapalım dedim. Umarım pişman olmayız. Sanmıyorum pişman olacağımı da. Bir farklılık yapalım dedik. Virajları çok iyi alıyor. Çekil kenara, çekil. İyi gidiyoruz. Burada küçük bir sapıttık. Olur öyle şeyler. Futbol yorumları videosu gelmiyor artık bu arada. Shorts videosu olarak gelmeyecekti zaten. Çünkü artık Galatasaray'ın Avrupa Kupası macerası kalmadı. Belki gelirse de bu saatten sonra Fenerbahçe'nin Konferans Ligi maçları için gelir. Onun dışında pek çekmeyi düşünmüyorum. Şu ana kadar yarışı oldukça iyi gidiyor. Özlemişim gerçekten Forza Horizon 5 oynamayı çok. Yani Formula 1 ile arasında dağlar kadar fark var. En yakın ve sürekli oynadığım oyun Forza, ama Formula 1 olduğu için oradan buraya geçiş yapmak gerçekten, yani araba sürüş dinamikleri vesaire çok farklı. Aynı değil kesinlikle.
Hani gidip Forza Horizon 5'i de kolla oynayabilirsiniz. Ama ikisi arasında yani gidip ama Formula 1'i gidip klavyeyle oynayamazsınız. Ya kolla ya da eğer ki imkanın varsa direksiyon takımıyla oynayacaksın. Onun dışında zor iş yani. Ki kolla da oldukça güzel oynanıyor bu arada. Hani Formula 1 gidip lastik aşınması özellikle Formula 1 oyununda son derece önemli. Gidip aşırı derecede bir lastik aşınmasına da sebebiyet vermiyor kolla oynamak, ama bilgisayarda oynarken öyle değil. Bilgisayarda oynarken klavyede oynamak Formula 1 oyununlar adeta işkence. Yani hem işkence hem de virajları dönerken harcadığın efor daha fazla. Düşün, sadece bir tuşa basıyorsun ama eforun fazla diyorum yani. Öyle bir durum var. Ve lastik aşınması oyunda çok önemli bir faktör olduğu için, yani gerçekten burada öyle bir şey yok ama lastik gerçekten patlayabildiğinden dolayı önem arz ediyor. Ve gidip ben lastik patlattım mesela, oyunu ilk aldığımda dedim bir klavyeyle oynayayım. Bir baktım lastikler olmuş %70 %80. Pit stop yapabileceğim yere de daha çok fazla vardı. Yetiştiremedim, arabanın lastiği patladı. Patlak lastikle pit stop'a girdim yani. Gelişme var. 7.yiz. 12.likten 7.liğe. Herhalde ilerleyen videolarda daha da yukarıya çıkarız gibime geliyor. Arabanın motor sesi efsane ya. Bu arabayı modifiye edersem kesinlikle orijinal motoru üzerine inşa edeceğim. Egzozunu da bozmayacağım. Kendi motorunu da gayet iyi bir modifiye yapmaya yeterli olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Çok iyi gidiyor maşallah var. Ve öndeki grupla fark biraz açıldı. O bizim için kötü. Oyunun her şeyi çok gerçekçi ya. Gidip yani hayvan seslerini vesaire bile oldukça iyi veriyor. Yani bilmiyorum siz ne kadar duyuyorsunuz şu an onu ama umarım duyuyorsunuzdur yani. Forza Horizon 5'i sevmemin en büyük sebeplerinden biri bu. Çok gerçekçi. Her şeyiyle. Tabi arkadan itişli olduğu için bazen virajlarda kayabiliyor. Kıç atma durumu söz konusu olabiliyor arkadaşlar. O yüzden onu artık modifiye yaparken 4 çeker alana kadar ya da belki de bilmiyorum. 4 çekere almayabilirim belki. Araba şu an çünkü gayet tutarlı gidiyor. Eğer ki zaten memnun olmazsak direkt 4 çeker yaparız sonrasında modifiye de. Oh, eski videolar kadar pek şey olmuyor böyle. Olay olmuyor çünkü daha çözemediğimden, daha alışamadığımdan haritaya risk alma şeyin daha düşük. Yani risk alma potansiyelim daha düşük ama eskiden olsa şu an deli gibi hızlı gidiyordum yani. Sonuna kadar erkenden fren bile yapmazdım mesela. Direkt en son anda fren yapmayı tercih ederdim. Burada kesinlikle gidip el freniyle o dönüşü yapmayı tercih ederdim. Ama işte oyunu unutmak sürüşe çok ciddi derece etki ediyor ama
Bunda sadece oyun unutmaktan ziyade Formula 1 oynamanın da etkisi var. O yüzden bu kadar çok bunu söylüyorum, Formula 1'e değiniyorum. Çünkü Formula 1'de aracın tekerlekleri dışarıda olduğundan ve daha gerçekçi olduğundan ötürü gidip kaza yapıyorsun ve araba perte çıkabiliyor Formula 1'de. Ben de biraz o psikolojiyle yarıştığım için hala da bu geçmiyor yani. Herhalde artık 2-3 video sonra rahatlar. O zamana kadar da zaten çekecek video kalmaz ve ben de şey oyunu silmiş olurum. Öyle bir durum olacak. Çünkü Formula 1'e daha fazla önem vermek istiyorum. Evet, bir VS durumu söz konusu Jaguar'la ama BMW tokatlar net. Alman panzeri her zaman tokatlar. Alman arabalarını sevmemek elde değil ya. Şunun gidişine bakar mısınız ya? Ya da genel olarak arabaları sevmemek elde değil bana göre. Şimdi birçok araba markasına sempati duyuyorum. Hani gidip en sevdiğim şudur diyorum, 2 gün sonra değişebiliyor yani. Bu konuda çok fazla çelişkide kalabiliyorum bazen. Ama tabii hayallerimi süsleyen araba tek. Ona şüphe yok. Ne istediğimi biliyorum. Onda sıkıntı yok en azından. Evet. Burada biraz yavaşlarlarsa bizim de bir şansımız olabilir. Şu biraz hani geride olsalar mesela, ben düzlük hızım sayesinde orada el frenine asılıp şey yapabilirdim. Ama yapay zeka işte. Arabanın kendi analogları da çok güzel. Yani şu multimedyaya vesaire bakar mısın? Yani gidip Ford Horizon 5 sayesinde şey araba inceleme videosu bile çekilebilir bence. İçeriden gelen ses de harika. Böyle de iyi güzel gidiyor. Gidip şu an sırf beni geçmemesi için çabalıyorum. Kurtarmam lazım. İyi kurtardık. Evet. Bu arabayı çok dehşet bir şey yapacağım gibi geliyor. Rengini yine değiştirmeyeceğim. Ama bir BMW bu sefer tasarıma el atarız. Yani sadece rengi, ama bu halini bozmak istemiyorum. Arabaya saçma sapan çıkartmalar koymak kesinlikle istemiyorum. Arabanın kendine egzozu bile patlatabiliyor. Kesinlikle değiştirmiyorum. Arabanın motorunu ve egzozunu kesinlikle değiştirmeyeceğim. O demeye Mercedes bizi geçti. Mercedes misin lan sen? Değil misin yoksa? Yok, Mercedes değil mi? Bir an ona benzettim de. Güzel ortaladık yolu. İkisinin de geçişine izin vermedik. Evet, yani şu an arkadaki grubun lideri biziz yani. Teselli olacaksa böyle bir tesellimiz olabilir. Arkada kalan grubun lideriyiz. Önde götürüyoruz. Zaten bir zahmet bu sıralamayı da kaybetmeyeyim. Şu
Ses bile o kadar gerçekçi ki inanılmaz ya. Öyle sevdiğim bir oyunu yeniden oynayınca bayağı bir zaman ara verince sanki daha önce sanki bir şeyleri yaşamamışsın, hiç görmemişsin gibi bir etki yaratıyor sende. Ve her şeyi yeniden fark ediyorsun, oyuna aşık oluyorsun yeniden. Evet, orada yine Volvo'nun geçişine izin vermedik. Yani bu süper spor, yani süper spor değil belki de BMW M2 ama yani bu spor arabalar arasında Volvo'nun hatchback modelinin ne işi var onu anlamadım yani. İstediği kadar bu modifiye ile ancak yani bu güç seviyesine çıkabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü 600'lerde bir gücü vardı o aracın. Güzel zamanla fren yaptım. Ve o da bize farkı açma şansı verdi. Yavaşlattım onları da. Ama ne kadar yavaşlatmışım orası muamma. Yakaladılar gene. İçeriden dalmaya çalışıyor. Şurayı kurtarmam lazım. Evet. Çok yakınız. İyi savunma yapıyoruz şu an. Derken zaten farkı açtık. Arkamızda başka bir araba belirdi bu sefer de. Porsche belirdi. Porsche Panamera mıydı bu? İçeriği kapattık. Güzel. Yoksa sollayacaktı bizi vallahi. Çizgiyi kaybetmemiz lazım yoksa bu ya sağımızdan ya solumuzdan bir yerden atlayacak. Hop, arkaya bakacağım derken çizgiyi kaybediyorum. Yine geliyorlar çünkü biraz hız kaybettik. Çizgiyi koru, çizgiyi koru. Eğer ki çizgiyi kaybetmezsek problem olmaz. Ama çizgiyi kaybedersek bizi bir güzel geçecekler. Çok yakınız çünkü. Şurada güzel bir kestirme yaptık. Orada farkı açma şansı elde ettik. Yine içeriye dalarak güzel kapattık. Böyle bir sağ bir sol. Evet, Porsche deminki BMW'ydi galiba. O BMW'den daha fazla zorladı bizi sanki. Kısa vadede daha çok problem yarattı bence. Hala daha da zorluyor. Finish'e kadar herhalde bunu sürdürecek gibi. Çok yakın. Allah'tan Formula 1 oynamıyorum. DRS falan almıyor. O Jaguar da geliyor ve güzel sıramızı koruyabildik. Baya yani arkada kaldık ama yarışın son anları oldukça çekişmeli geçti. Evet, arkamızda da bir tane BMW M2 varmış. Sadece tasarım uygulamış kendisi. Ondan. Yani daha iyilerini aldığımız için daha önce buna iyi demek yanlış olur ama bayağıdır oynamadığımı göz önünde bulundursam kötü de diyemem. 40 bin geldi. Yani şurada taş çatlasın. Bakayım bu ikinci video. En fazla 5 ya da 6 tane daha video çekeceğim. Ondan sonra çıkacağım oyundan. Bari bir şeyler ver yani. Şimdi şöyle yapalım. Festival alanına ışınlanalım. Orada bir güzel arabayı modifiye edelim. Evet, hadi bakalım. Biraz zor.
Bir dakika Emma, senin könlü bir şu tasarım mevzusunda araç renklerine bir bakalım. Aracı boya de. Orijinal rengi bu zaten. Kırmızı güzelmiş. Bu renk de çok güzel. Ova. Ya bu böyle bir şey yapmak istemiyorum ama şunu mu yapsak acaba, buna mı geçirsek ya? Gerçi benim gri arabam da çok fazla var ya. Mavi mi kalsa? Kırmızı araba falan yapıyorum çünkü. Mavi kalsın. Orijinal rengini bozmayalım. Jantların rengi falan zaten seviyorum, geri kalan şeylerini. Onlara dokunmayacağım. Şöyle dönüşüm kısmına gelelim. Motorda ne gibi seçeneklerimiz var? Şu anki haliyle kaç beygir girdik? 338 kava diyor. Yani 500 beygire yakın bir beygirimiz var. 300 kilometrede hızımız vardı. 4 litre V8 motor ama bu gücü düşürüyormuş. 5 litre V10. 3 litre i6T. Hiç gerek yok. Merak etme. Bu fena değil ama bir normal sesini hatırlayalım. Bu daha iyi. Açık ve net, bu daha iyi. Bu motor üzerine inşa edeceğim arabayı. Direkt şöyle motor kısmından başlayalım. Yarış tipine tabii ki de. Zaten başka da bir şansımız yok gibi duruyor. Evet, arabayı dört çeker yapmayı unuttum. Hızı arttırıyor. Ben hızla istiyorum kardeş. O yüzden şöyle bir dakika şimdi. Yok, değiştirmiyor. Kalsın öyle. Bunları aldık zaten. Yol tuşu gidiyor ama arabaya güç veriyor. Biraz gücümüz artsın. Evet, şimdi BMW'ye çift tur, yarış tipi çift turbo gider yani, başka bir şey gitmez. Ona yapacağımız bir şey yok, onu mecbur aldık. Bunlar zaten fix yapmamız gereken şey belli. Doğru, ben bu arabayı arkadan çekişi bırakacaktım. Sıkıntı olursa şeye geçirecektim. Umarım bir şey yapmamışızdır. Sport tipi değil de yarış tipi yaparsak daha iyi olacak. Bunu da aynı şekilde böyle yarış tipi. Ne gibi etkisi var? Kalkışta daha fayda sağlıyor. Biz bu arabayla araziye girmeyeceğiz neticede. Gerek yok. En iyi şeyi bu veri ve ağırlığı ciddi derecede düşürüyor. Evet. Şimdi bizim arabamızın kendi şanzımanı 6 vitesli. Bakalım yarış tipi şanzıman diyor 7.9. Şöyle bir bakalım. Bir kere fazla vitesli yapmak istedim. Drift şanzıman falan geç zaten. En iyisi bu gibi. En iyisi yarış tipi şanzıman yapmak. Direkt herhalde 6 vites olacak yani. Bakayım. Aynen, direkt 6 vites yapayım diyor yine ama yarış tipi olacak. Ben bunu yapacağım. Zaten bu arabaya gidip
Yarışlarda kullanmak için yapıyorlar. Üstüne ip, tüm her şeyi, ne yarış şeyi taktı zaten. Evet, şimdi şöyle bir bakalım. Ne oluyor? Kalkışta frenlemede daha iyi. Güzel. Öyle kalsın. 896. Bu kalsın, 295 yapalım. Ve böyle olsun. Daha iyi olacağı kanaatindeyim ben. Lastikleri inceltmeye gerek yok. Jantları arabanın zaten güzel. Yani inceltsek mi ya da? Karası kaldı. İnceltelim yani, güzel de oldu. Şöyle bir şey yapacağım sadece. Bakalım neye katıyor. Hiç gerek yok. Arabayı 904 yapacağız diye tipinden feragat etmeye gerek yok. Aa, bu haliyle bence daha iyi ya. Bakayım mı şöyle. Böyle daha iyi. Hiç bozmaya gerek yok bence. İyi, emin olmak istiyorum. Özellikleri falan çok artıyor da. Yani bakayım, 6.6, 7.2. Ben görünüme de çok önem veriyorum. Şunlar hoş durmuyor bence. Yoksa bunu yaparım, hızlanmadan da düşürüyor. Böyle kalsın ya. Ben arabadan memnunum. Şimdi şöyle bir parçaları satın alın, ne yap bakalım. Arabayı bir kere çok fazla hafifletmişiz. 1700 kilogramdan 1375 kilograma düşmüş. Ki o takacağımız şeyler de ağırlık yaratacaktı bu arada. Hızına bir katkısı olmayacaktı. Gidip zirve gücü normalde 338 kV, yani ne oluyor? 500'e yakın bir beygiri olacaktı. 460 beygir falan. Ama böylelikle 800 beygiri, 820 beygiri falan görmüş oldu. Ve yanal G'sini de arttırmış olduk. Evet. Bakalım şimdi arabaya özel ayar yapalım. Şu anki haliyle aracımız 352 kilometre hıza ulaşabiliyor. Lastik basınçlarını yükseltelim. Bunun zaten o kadar büyük bir etkisi olmuyor. Asıl etki bu yapıyor. 379 iddialı. 380. Hatta o direkt 381 yani. 382. 382.7. Oo, daha giderim diyor bu. 383. Ova, inanılmaz bir şey olacak bu. Bayağı iyi bir modifiye yapmışız bence. Şöyle yapınca ne oluyordu? 380. Evet. Bunun sınırı buymuş. Bayağı güzel bir modifiye yaptık bence. Arabayı bir otobana çıkartmak için sabırsızlanmıyor değilim. Buna dokunmuyoruz. Şimdi neden? Yarış tipi tampon yükseltmesi yapmamışız. Ondan dolayı ona dokunamıyoruz. Ona rağmen böyle bir hıza ulaşmamız çok güzel bir şey bu arada. Şöyle biraz yere basma kuvvetini arttıralım aracın. Ama dokunmayacağım o kadar da. Yere basma kuvvetini arttıralım şöyle. Aynen. 383'e düştü. Evet. Böyle daha iyi gibi. Biraz yere basma kuvvetini arttırmak istedim de o kötü etkiliyor anlaşılan. Bunu yapınca ne oluyordu? Arka hızlanma. Bence bunlar olduğu gibi kalsın. Bu frenlemeyi etkiliyor.
Bunlar olduğu gibi kalsın. Evet, uygula. Şöyle bir gel bakalım. Şunu kaydedelim. Düzeni kaydet. M2. Böyle yazarsanız bulursunuz. Ya da direkt zaten bu şekilde karşınıza çıkar eğer geliyorsa. Bir şimdi diğerleriyle kıyaslamasına bakalım. Diğer insanlar neler yapmış? Merak ediyorum. Tabii burada şimdi şöyle bir şey var. Bizimkinden daha yüksek beygir olmasına rağmen bizimkinden daha yavaş. Oha, 900 yapıp nasıl benimkinden aşırı derecede yavaş yapabildiniz ya. İnanılmaz. Başarısız mı? Bir kere bu her türlü bizimkinden hızlı oraya geçeceksin. Aa, süspansiyonu, drift süspansiyonu yapmış. Büyük hata. Eğer yarış amacıyla kullanmayacaksa sorun değil de. Bizimkinden hızlı ve düşük reytingli bir araba görüyoruz. En yüksek hız 402. Allah Allah. Ne yapmış olabilir ki acaba? Ağırlığı bizden az, onun etkisi var gibi duruyor. Çünkü 40 kilo, 40 kilo da ciddi derecede bir fark yaratır arkadaşlar. 38 kilo pardon. O da ciddi derecede fark yaratabilecek bir unsur. Torku biraz yüksek. Küçük farklar var. Küçük farklar belirlemiş bazı şeyleri. Ama o rally süspansiyonu koymuş. Kalkış odaklı bir araç yapmış. Onun da etkisi olabilir. Bizde çünkü yarış süspansiyonu vesaire var. Yani yarış yapmaya kalksak Goliath'ta mesela biz daha avantajlıyız. Yol tutuşu falan baya kötü. Genel anlamda iyi bir şey ortaya çıkarmışız gibi modifiye. Asıl şimdi göreceğiz. Şöyle bir fotoğraf moduna geçelim bakalım. Arayüzü gizleyip bunu şu şekil. Alıp ekran fotoğrafı yapabilirim aynı buraya gelip. Oldukça güzel duruyor. Buradan çıkartalım bir aracımızı. Ben de diyorum arabaya gidip şey Supra motoru takmadım. Niye böyle ses çıkıyor? Çok iyi gidiyorsun be. Bir dakika, burada ben kontrolü kaybettim. Dümdüz biraz frene asılmam gerekiyordu. Şöyle otobana çıkab, şöyle biraz otobana çıkmak istiyorum. Otobana nereden bağlanabiliriz? Buradan bağlanabiliriz. Daha kolay bir şekilde. Şuraya gidelim. Biraz arabayı sürelim ya. Bir tadına varalım. Aa, hatta bir dakika, burada bir küçük drag yarışı yapabiliriz bence. Arabanın motor sesi efsane ya. İyi ki orijinal motoru bozmamışım. Harika gidiyor. Niye böyle oldu? Harika bir kaza yaptık. Niyeyse dördüncü viteste takılı kaldı. Olabiliyor böyle şeyler.
Harikasın be. Harikasın be. Çok iyi gidiyor. Tabi burada uçtuk şu an. Evet, genel olarak harika bir modifikasyon yapmışız bence. Bu arabadan güzel drift arabası da olur bu arada. Onu da ayarlayabilirsek güzel olabilir yani. Öyle bir ayarda verebilirsiniz bence. Yapanları görmüştüm ben çünkü. Tabii biz başarılı bir drift yapamadık burada. Yerler ıslak, onun etkisi var. Şu an yağmur da yağıyor. Çok iyi yapmışız ya. Harika gidiyor. Bu arabayla bir kere daha Goliath gelebilir belki. Neyse, şu buradan şöyle sapalım. Ormanın içerisinde fotoğraf moduna girip bir son yapalım. Çok güzel bir modifiye yaptığımızı içtenlikle söyleyebilirim. Araba da gerçekten efsane duruyor. Çok hoşuma gitti yani. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yani abone isteme gibi bir alışkanlık çizan yoktu ama video çekmeye çekmeye onu bile söylemeyi unutmuşum. Kanalımıza verdiğiniz destek, vereceğiniz destek çok önemli. Abone olmanız, videoları beğeni atmanız, yorum yapmanız. Yani gidip videoyu beğenmediğinizde dislike'a bile basmanız oldukça önemli bir şey. Neticede o gidip beğenip beğenmediğinizi anlamamızı sağlıyor. Neticede o da önemli bir faktör. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.